Atatürk Havalimanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerden Yusuf Haznedaroğlu sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Mesai bitimi servis beklerken terör saldırısının gerçekleşmesiyle hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu, kaza gerçekleşmeseydi 10 gün sonra evlenecekti. Onu da aldılar elimde. Bayramlar olsun onları. Yusuf kendi halinde çok sessiz, çok sakin ve son derece saygılı bir çocuktu. Ayın 7'sinde kına gecesi var, ayın 9'unda da nikahı olacaktı. Düğün hazırlığı yapıyorduk. Hayallerimiz bambaşkaydı. Dediğim gibi birkaç arkadaşıma da aynı şeyi izah ettim. İnsan ölümünü bir şekilde anlatırsınız. İnsanın doğasında var bu. Doğar, büyür ve ölür. Yaradan böyle takdir etmiştir. Ölümün sebepleri vardır. Hastalanarak ölebilirsiniz. Yaşınız geldiği için ölebilirsiniz. İşte hani bunun adı yok. Bunu anlatamıyorsunuz insanlara. Yani yeğenim sorduğunda dayı neden dediğinde cevabı yok. Bunu nasıl anlatırım, nasıl izah edebilirim? Kendisinin bir hafta sonra düğünü vardı ve bizi davet etmişti. Biz de gidecektik, cenazesine geldik. Bu durumdan dolayı ne diyeceğimi bilmiyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Taşkın Özer ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu cenaze namazına katıldı. Aileye başsağlığı diledi. Topyekun mücadele etmemiz lazım toplumsal olarak. Hepimizin duyarlı, hepimizin kol kola olması lazım. Herkesin görevi var, herkesin vazifesi var. Yani ülkeyi yönetenlerden vatandaşına kadar bu süreci aşmamız gerekiyor. İşte düğününe bir hafta kala bir gencimizi kaybediyoruz. Başka noktalarda başka gençlerimizi defnediyoruz. Farklı uluslardan insanlar öldü. Dolayısıyla aslında bu artık insanlık suçu, dünyayı ilgilendiren bir konu. Ama ulusça bizim bu konuda kol kola olmamız lazım. Beylikdüzü Mevlana Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.